Hulk gibi birinin gerçek hayatta olabileceği fikri size saçma gelebilir. Onun gibi güçlü karakterleri genellikle filmlerde görürüz ancak nadir görünümleri nedeniyle Hulk olarak adlandırılan insanlar olduğunu biliyor muydunuz? Filmlerde gösterildiği gibi yeşil olmasalar da ağırlıkları, boyları ve güçleri Hulk'a çok benziyor. Bu insanlar diğer vücut geliştirmeci ve powerlift yapanlara benzemez. Güçlülük tanımını tamamen yeni bir seviyeye taşıdılar ve etkileyici fizikleri nedeniyle dünya çapında biliniyorlar. Şimdi dünyanın en güçlü 10 Hulk'u ile tanışmaya hazır mısınız? Huang Chulson. Huang Chulson, Güney Koreli eski bir boksördür. 99 kilo ağırlığında ve 1.75 boyundadır. Hayatının ilk yıllarından itibaren gerçek bir Hulk olmak istedi. İnsanlar tarafından saygı duyulacak, iyi ve çekici bir vücut arzuluyordu. Bu amaçla hedefine odaklandı ve zamanının çoğunu spor salonunda egzersiz yaparak geçirdi. 12 yıl boyunca süren çabalarından sonra amacına ulaştı ve şimdi tıpkı Hulk gibi heybetli ve güçlü görünüyor. Huang Chulson, Koreli Kuran olarak da bilinir ama daha çok Asyalı Hulk ismiyle anılır. Sadece yemeğe ayda $500 civarında para harcaması da ayrıca şaşırtıcıdır. Jae Yong-ha. Jae Yong-ha da bir diğer Hulk, Koreli Hulk olarak bilinir. 1.62 boyunda ve 110 kilo ağırlığındadır. Bu Koreli vücut geliştirmeci ve bilek güreşçisinin büyük kolları ve 56 santimetrelik büyük pazıları var. Kendi ülkesinde bilek güreşinde 9. sırada yer alıyor. Farklı bilek güreşi yarışmalarına katılmak için dünyanın dört bir yanına seyahat ediyor. Kendisinin yenecek biri çıkarsa $1000 vereceğini söyleyerek herkese meydan okuyor. Şu anda Moskova, Rusya'da yaşıyor. Julia Wins. İnternette görebileceğiniz en tatlı kadın, vücut geliştirmeci Julia Wins'tir. 1996 yılında Rusya'da doğan Julia Wins'in fitness yolculuğu ilk kez 15 yaşındayken başladı. 2013 yılında profesyonel olarak powerlift yapmaya başladı. Julia Wins tatlı ve masum göründüğü için Kaslı Barbie adını aldı ancak ona dikkatli bakarsanız ne kadar kaslı olduğunu görebilirsiniz. 22 yaşındaki Rus powerlifter, birkaç yıl önce en şirin kadın powerlifter olarak üstlendi. Eski fotoğraflarına bakarsanız dönüşümüne hayran kalacaksınız. Tabi yüzü hala melek gibi masum görünüyor. Sajat Garibi. Sajat Garibi, İranlı Hulk veya Prensi Herkül olarak bilinir. Dev vücut geliştirmeci inanılmaz fiziğiyle ünlüdür. 1.85 boyunda ve 177 kilogram ağırlığındadır. Ayrıca sosyal medyada çok ünlü ve Instagram'da yaklaşık 60 bin takipçisi var. Böyle dev bir fiziğe sahip olduğu için çoğu insan fotoğraflarının Photoshop olduğunu düşünüyor. Güreşe katılmayı çok istiyor. Hatta sosyal medya yayınlarından birinde ünlü güreşçi Triple H'a meydan okudu. Normal şartlarda günde 7 öğün, eğitim sırasında ise 11 öğün özel hazırlanmış yemekler yiyor. Denis Cyprinkov. Denis Cyprinkov, Ukraynalı bir bilek güreşçisidir. Çoğunlukla inanılmaz büyük elleriyle bilinir. 1.85 boyunda ve yaklaşık 140 kilo ağırlığındadır. 2010 ve 2011 yıllarında Dünya Kupası ve Rusya Bilek Güreşi Şampiyonası gibi çeşitli yarışmalar kazandı. Rusya'daki en güçlü adam olduğunu iddia ediyor ve Rusya'daki en büyük pazıya sahip. Pazılarının çevresi tam 64 santimetre. Fotoğraflarını gördükten sonra çoğu insan fotoğraflarının Photoshop olabileceğini düşünüyor. Denis'in dünyanın en büyük ellerine sahip olduğu söyleniyor. Great Khali. Great Khali olarak bilinen Dalip Singh Rana profesyonel bir güreşçi, aktör ve organizatördür. Hindistan doğumludur. 2.15 boyundadır ve yaklaşık 157 kilo ağırlığındadır. Güreş kariyerine 2000 yılında ve 2007 yılında WWE'nin dünya ağır siklet şampiyonu olduktan sonra ilk Hint dünya şampiyonu oldu. Ayrıca 4 Hollywood ve Bollywood filminde rol aldı. Undertaker, John Cena, Kane ve Shawn Michaels gibi WWE süperstarlarını yendi. Great Khali, hipofiz bezinin fazla büyüme hormonu ürettiği ve durdurulamaz bir büyümeye neden olduğu gigantizm adı verilen tıbbi bir durumdan müzdariptir. Strongman Brian Shaw. Bu liste Brian Shaw olmadan çok eksik kalırdı. Amerikalı güçlü adam profesyonel olarak dünyanın en güçlü erkeği yarışmalarına katılıyor. 2-3 boyunda ve yaklaşık 190 kilo ağırlığındadır. 2011, 2013, 2015 ve 2016 dünyanın en güçlü erkeği yarışmalarının galibidir. Ayrıca aynı sene içerisinde hem Arnold Strongman Klasik yarışmasını hem de dünyanın en güçlü erkeği yarışmasını kazanan ilk kişidir. 372 kiloluk squat, 399 kiloluk deadlift gibi birçok rekor kırmıştır. Tığlılar, yumurtalar, fıstık ezmesi, ekmek, makarna, kıyma ve bunun gibi şeylerden oluşan günlük 12.000 kalorilik bir diyeti vardır. Romário dos Santos Alves.
Romário dos Santos Alves, Brezilyalı bir vücut geliştirmeci ve MMA savaşçısıdır. 1.72 boyunda yaklaşık 104 kilo ağırlığındadır. 15 yaşındayken kaslı olmanın hayallerini kuran Romário bir süre istediği sonuçlara ulaşamadı. Hulk karakterinin abartılı şişirilmiş görünümünü elde etmek için mineral yağ enjeksiyonlarına başladı. Vücuduna o kadar çok mineral yağ enjekte etti ki sonunda kolları 63 santime ulaşınca gerçekten Hulk'a benzedi. Ne var ki maalesef 9 ay boyunca mineral yağına bağımlı oldu. Romário bu maddeyi tükettikten sonra vücudunda anormal değişiklikler görmeye başladı. Örneğin kendini sürekli hasta hissetmeye ve solunum problemleri yaşamaya başladı. Karısının ısrarları üzerine Romário, karısı ve çocuğuna Hulk olmaktan daha çok önem verdiği için bu zararlı takviyeleri almayı bırakmaya karar verdi. Devam etmeden önce tamamlanması 5 saniye sürecek küçük bir meydan okumamız var. Bu videoyu beğenir, abone ol düğmesine basıp bildirimleri açarsanız 25 yıllık inanılmaz şansı elde edeceksiniz. Deneyin, gerçekten işe yarıyor. Dwayne Johnson. Listenin en üstünde çoğunlukla Rock olarak bilinen Dwayne Douglas Johnson var. Dwayne Johnson, Amerikalı profesyonel güreşçi, aktör, yapımcı ve yatırımcıdır. 2 Mart 1972'de Kaliforniya'da doğdu. Rock'ın inanılmaz büyük pazıları ve yapılı bir fiziği var. Gerçek hayatta Hulk'a çok benzeyen insan o olabilir. 1.95 boyunda ve yaklaşık 118 kilogram ağırlığındadır. 8 yıl boyunca profesyonel bir WWE güreşçisiydi. Üniversite günlerinde iyi bir futbolcuydu. Ancak daha sonra profesyonel güreşe başlamaya karar verdi. Rock şimdi WWE şampiyonluğu olarak bilinen yarışmayı kazanmak için her şeyini ortaya koydu. Güreş kariyerinde popüler olduktan sonra Hollywood ve film endüstrisine girdi. Dwayne Johnson birçok genç için bir ilham kaynağı ve idoldür. Becca Swenson. Gerçek hayattaki Hulk'lardan bahsederken Becca Swenson'ı görmezden gelemeyiz. Amerikalı güzel kadının fiziği Hulk'ı aratmıyor. Aynı zamanda profesyonel olarak powerlifting yapan profesyonel güreşçi ve MMA savaşçısı. Çok sayıda dünya rekoru kırdı. 1.75 boyunda ve yaklaşık 108 kilogram ağırlığındadır. Bir kadına göre powerlifting dalında en yüksek squat, en yüksek bench press ve en yüksek deadlift gibi çokça rekor kırmıştır. Kariyerine bir vücut geliştirmeci olarak başladı. Ancak büyük boyutu nedeniyle powerlifting'e geçti. Becca 382 kiloluk squat, 309 kiloluk deadlift ve 272 kiloluk bench press yapabilen tek kadındır. Shake Senaryo. Okulda herkesin dalga geçtiği tombul çocuğu hatırlıyor musunuz? O artık büyüdü ve intikam almaya hazır. Şu anda çeşitli kategorilerde powerlifting alanında bir dünya şampiyonu. Bu genç adam 190 cm boyunda ve 180 kg ağırlığında. Bu adamın boyutları ona Demir Bibi takma adını kazandırdı. Üzgünüm Demir Ernie ama görünüşe göre pabucun da mı atıldı? Çek Ahmet Sanoğlu, Burkina Faso'daki ve muhtemelen tüm Afrika'daki en güçlü adamdır. Çocukken büyük adam kendi kendine benim kaslarım olmalı, yağlarım değil diyormuş. Ve bu düşünce tarzı gerçekten işe yaradı. Yaz için nasıl hızlı kilo vereceğini çok iyi biliyor. Bu görüntülerde Demir Bibi 60 kiloluk bir insanı kaldırmada dünya rekorunu kırıyor. Harika bir egzersiz. Giga Icuru. Giga Icuru gerçek bir modern ninjadır. Düşüncelerin maddi olduğunu ve ruhsal gelişimin fiziksel bedeniyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Hayır, o kanalizasyonda yaşayan ve pizza yiyen türden bir ninja değil. Bu adam akrobatik gösterilere ihtiyaç duyulan filmlerde ve reklamlarda rol aldı ve model olarak çalışıyor. 4 yaşından itibaren becerilerini geliştirmeye başladı. Tekvando, Muay Thai, Karate ve Krav Maga yaptı. Siyah Ninja kendiyle ilgili fazla şey paylaşan biri değil. Onunla ilgili kişisel bilgileri internette bulmak çok zor. Oliver Richters. Evet, kızlar uzun erkekleri sever. Peki ya dünyadaki en uzun vücut geliştirmeciyi? 218 cm boyunda olan adam 155 kilogram ağırlığında. Diğer vücut geliştiricilerle yan yana gelince anne ördek ve onun yavruları gibi görünüyorlar. Oliver Richters, Hollandalı bir vücut geliştirmeci, oyuncu ve modeldir. Gençliğinde Oliver'ın göğsü batmıştı ve kalbi %20 küçüldü. Ama bu onu durdurmamış gibi görünüyor. Jorge González. Jorge kariyerine sıradan bir basketbol takımıyla başladı. Klişe bir üniversite filminin konusu gibi geliyor kulağa ama sonuç sizi şaşırtacak. Jorge basketbolda çok başarılı değildi. Oyunu tahmin edilebilir ve yavaştı. Bu alanda kariyeri pek iyi gitmeyince güreşe başladı. 244 cm ve 209 kilogramlık boyutları burada işe yaradı. WCW'da olduğu süre boyunca dünya ağır siklet unvanı için güreşti. Jorge ile yüzleşmeyi göze alan insanlar Kara Cuma'da alışveriş yapanlardan daha çaresiz hissetmiştir.
Thank you.